Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa muallemtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessirli emri ve hlulukleten min lisani yefkahu kavli. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, feyiz ve bereketi, affı ve inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak gecemizi, sohbetimizi hayırlara vesile eylesin. İçerisinde bulunduğumuz bu mübarek Ramazan-ı Şerif'i bizler için ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile eylesin. Ramazan ayını gereği gibi eda edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Evet, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum kıymetli dostlar. Allah'ın selamı, rahmeti, aff ve inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak günahlarımızı bağışlasın. Hoş geldiniz. Bu akşam konu başlığı olarak Allah adına yalan söyleyen hocalar dedik. Çünkü yalan bir türlü bitmiyor. Din adına yalan konuşan hocalar azalacağına artıyor. O yüzden böyle bir konu seçtik. Rabbim tesirli kılsın, hayırlara vesile eylesin. Şimdi değerli dostlar, önce davulcuya birkaç şey söyleyeceğim. Ey zalim davulcu diye bizim Fehmi Çeçen kardeşimiz var, Süleymaniye Vakfı'nda çalışıyor, selam olsun. Sevdiğimiz bir kardeşimiz, çok aktif, durmadan çalışan, o da efendim uydurulan dinle mücadele eden değerli bir kardeşimiz. Onun bu sene değil, daha önce yazdığı bir şöyle bir kısa bir yazı var, onu paylaştım. Bazıları tabii geçen sene de eleştirdiler, bu sene de eleştirenler oldu. Şimdi o önce Fehmi kardeşimizin yazdığı yazıyı okuyayım. Katılıp katılmadığınızı tabii herkesin görüşüne saygımız var. Siz karar verin. Paylaşımı okuyan olmuştur ama belki okumayanlar vardır. Şöyle bir şey paylaşmıştı Fehmi kardeşimiz. Ey zalim davulcu! Ne hasta dinledin, ne çocuk var dedin. Hamileye, ağır işlerde çalışana, uyuyan kuşlara insaf etmedin. Yaşlıları, gayrimüslimleri önemsemedin. Tokmağı davula değil de çivi çakar gibi kafamıza vurdun. Adına da İslam dedin. Şimdi bu zulmün parasını da istersin. Bence çok güzel yazmış. Şimdi bir arkadaş da bana yorumda diyor ki işte biz seviyoruz, siz rahatsız oluyorsanız işte dinlemeyin gibi bir şeyler demiş, saçmalamış. İşte bu diyor bizim bir örfümüz, dedelerimizden kalma filan. Tamam da kardeşim, biz dedelerimizden, atalarımızdan gelen şeyi ne toptan kabul edelim diyoruz, ne de toptan reddedelim. Eğer yararlıysa, faydalıysa, doğruysa sürdürelim ama yanlışsa, gereksiz ise o zaman bunu terk edelim. Şimdi dedelerimiz zamanında davul elzem olabilir. Ki öyleydi yani. Elektriğin, saatin, radyonun, televizyonun, cep telefonunun olmadığı zamanlarda davul, Ramazan davulu bir ihtiyaç idi. Tamam. Ama günümüzde her evde, her nüfusun evde kaç tane çocuk varsa efendim, hepsinin cep telefonu var ya, hepsinin birer alarmı var demektir. Ya günümüzde böyle bir şeye ihtiyaç yok ki. Bu dini bir şey de değil değerli dostlar. Bakın şimdi sahura kalkmadan oruç tutan insanlar var biliyoruz. Çalışıyor adam. Uykum bölünmesin diyor, ben kalkamam. En iyisi diyor 11-12 gibi neyse yemeğimi yer yatarım. Şimdi kim karışabilir? Şimdi bu niyette yemiş yatmış bir adamı düşünün. Gece uykusunun ortasında gümbür gümbür adamın uykusunu bölüyorsunuz. Yani bu kul hakkına girmez mi?
Ondan sonra diyelim ki sınavı olan öğrenci var. Değil mi? Sınavı var. Siz ne yaptınız? Uykusuz bıraktınız. Bunun vebali ne olacak? Hasta olan var. Oruç tutmayan insanlar var. Müslüman olmayan insanlar var. Bebekler var. Ya bunların hakkına giriyorsunuz ya. Allah aşkına. El insaf. Yani hangi devirdeyiz? Bu devirde davulun hangi gerekçeyle çalındığını sırf geleneği devam ettirelim diye. Ya gelenek doğruysa, dediğim gibi yararlıysa sürdürülsün. Ama bunun zararı var, yararı yok ki. Veya işte vardiyalı çalışan insanları düşünün. Mesela ebe hemşire, sağlık çalışanı, doktorlar var. Gece nöbet tutmuş. Mesela dinlenecek, yatacak, uyuyacak, uyutmuyorsunuz ki. Yani ben onları Allah'a havale ediyorum. Ha çok heveslilerse bana öyle diyor. Sen dinleme. Ya dinlememem mümkün değil ki. Sen çok hevesliysen sen bir davulcu tut. Dinle kardeşim. Bu bir zulümdür. Yani ben şunu biliyorum. Bizim ülkemizde ezandan bile rahatsız olup sabah ezanlarını ben görevdeyken biliyorum. Müftüler bize diyorlardı ki işte başkanlıktan bir yazı geliyordu. Biraz kısın. Özellikle şehir yerlerinde. Rahatsız olanlar olur, hastası olan olur falan, namaz kılmayan olur. Bu bir insan hakkıdır. Dolayısıyla öğlen ezanı kadar yüksek olmasın volümü, yani kısın sabah ezanlarını derlerdi. Bakın onları haklı görenler vardı ki onların istekleri yerine getirildi, getirilirdi. Ama bugün davulcuya kimse bir şey söylemiyor. Davulcular zaten olmuş birer mafya, sırf para peşindeler. Efendim, belediyelerle anlaşıyorlar. Ben bilmiyorum, ben buna karşıyım, açıkça söyleyeyim. Bu bir zulümdür, haksızlıktır. Bunun kaldırılması lazım. Bu böyle bir serzenişte bulunarak başladım sohbete. Değerli dostlar, kusura bakmayın. Bir başka hiç konuşmadığımız oruçla alakalı da bir şey söyleyeyim. Orucu ne bozar ne bozmaz çok konuşuluyor her yerde, biliyorsunuz. Ama orucu bozan şeyler arasında öyle bir şey var ki o hiç söylenmiyor. Ben bile unuttum söylemeyi. Birkaç defa hatta not almıştım. Nedense not aldığım halde gözümden kaçmış, bahsetmeden sohbeti bitirmişim. Değerli dostlar, öyle bir günah var ki, öyle bir yanlış var ki, şirk adı altında, şirk. Bu şirk günahı, bakın sadece orucu değil, şirk namazı da bozar, orucu da bozar, zekatı da bozar, sadakayı da bozar, kurbanı da bozar, haccı da bozar, dini de bozar, imanı da bozar. Şirk günahı, günahların en büyüğü. Çünkü şirk orucu, namazı nasıl bozar? Çünkü şirk koşanın hiçbir ibadeti, hiçbir ameli kabul olmaz da onun için. Şirk koşan insanın tüm ibadetleri, tüm eylemleri, efendim duaları boşa gider de onun için. Allah-u Teala kesin kes bunu Kur'an-ı Kerim'de defalarca, yüzlerce ayette dile getiriyor. Kur'an-ı Kerim'in zaten iniş gayesi insanları şirk konusunda uyarmaktır diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'i bilen bir insan şunu görür. Allah-u Teala inanmayanlarla fazla hiç uğraşmıyor neredeyse. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Bitti. Bu kadar. Ama inancına şirk karıştıranlarla alakalı o kadar çok ayet var ki. Yapmayın diyor. Şirk koşarak o güzel amellerinizi boşa göndermeyin. Bakın şirk konusu, dediğim gibi şirk koşan insanın bütün ibadetleri boşa gider. Orucu da bozulur, namazı da bozulur, haccı da, kurbanı da, bütün ibadetleri, zekatı da, sadakası da. Onun için şirki de ben öğrenmek istiyorum diyorsanız, ki öğrenmemiz gerekir her Müslümanın, mutlaka Kur'an-ı Kerim'in mealini okumamız lazım. Çünkü şirki en uzun anlatan, durmadan tüm detaylarıyla anlatan tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Bizim alimlerin yazdığı kitaplarda şirk bahsi bile yer almaz. Kesinlikle yer bile vermemişler. Çünkü şirki yanlış tarif etmişler. Şirk koşana müşrik deniyor, biliyorsunuz. Müşriği de
ağaca taşa tapan insanlar diye tarif etmişler. Halbuki öyle değil. Mekke müşriklerini Allah Kur'an-ı Kerim'de değişik surelerde anlatıyor. Onların hiç ağaca taşa tapmadığını da anlatıyor. Kur'an'dan onu öğreniyoruz. Onlar ağaca taşa falan tapmadılar, putlara tapmadılar. Onlar Allah'a inanıyorlar, iman ediyorlar. Rızkı veren Allah'tır diye inanıyorlar. Bizi yaradan Allah'tır, yaşatan Allah'tır, öldürecek olan Allah'tır. Rızkı veren Allah'tır, yağmur yağdıran Allah'tır. Dünyayı sevk ve idare eden Allah'tır diyorlar. Hatta bir takım ibadetleri de yapıyorlar, kurban kesiyorlar, Kabe'yi tavaf ediyorlar. Kabe'nin etrafında yaşıyorlar, orayı temiz tutuyorlar. Orayı ziyarete gelen hacılara su da atıyorlar ücret almadan. Bakın bu kadar da dindarlar. Ama Allah'la aralarına aracılar koyarak şirk koşuyorlar. Böylece tüm bu güzel eylemleri boşa gitmiş oluyor. Onun için mutlaka şirk konusunu Kur'an'dan öğrenmemiz lazım. Bizim ulema şirkten hiç bahsetmemiş ilmihal kitaplarında. Kafiri de yanlış tarif etmişler. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Bakın kafir kime denir? Açın bakın Google'a da yazın okuyun. Size ateistin tanımını verirler. Allah'a inanmayan, Allah'ı inkar eden, dinsiz, imansız falan böyle tarif ederler. Halbuki Kur'an-ı Kerim açın bakın kafirlerin Allah'a bal gibi inandığını, yeryüzündeki ilk kafirin iblis olduğunu ve iblisin de Allah'a inandığını, bakın şu ayet meallerini sunayım hemen anlarsınız. Rabbim diyor. Bakın Allah ona diyor ki ey iblis secde edenlerle sen niye eğilmedin? Bakın iblis Allah onun kafir olduğunu önce söylüyor Bakara 34'te. Ne diyor? Eba vestekbere ve kâne miner kafirin. İblis gururlandı, inat etti, direndi ve kafirlerden oldu. Bakın o kafir olan iblise Allah diyor ki ey iblis niye sen secde edenlerle beraber eğilmedin? Diyor ki Rabbim beni ateşten yarattın. Bakın gördünüz mü? Kendisini Allah'ın yarattığına inanıyor. Ve dediği de doğru zaten. Allah onu ateşten yaratmıştı. Çünkü cinlerdendi. Cinler ateşten yaratılmışlardı. Bakın Allah'ın kafir dediği iblis beni sen yarattın ya Rabbi diyor. Bakın Allah'a inanmasını bir tarafa koyun. İnandığı bir tarafa kendisini Allah'ın yarattığını da bakın ikrar ediyor. İtiraf ediyor. Allah inkar falan etmiyor. Ama Allah onun kafir olduğunu. Sonra Allah ona şey iblis ben ateşten yarattım. Ben ondan üstünüm deyince Adem'den üstünüm deyince ene hayrun minhu ben ondan daha hayırlıyım deyince Allah ona defol git karşımdan diyor. Sen bana akıl öğretecek şeyde değilsin diyor. Huzurumdan defol deyince bakın ne diyor? Rabbim insanları dirilteceğin güne kadar bana mühlet verir misin? Bakın ahiret inancı da var. Yani Allah-u Teala'nın kafir dediği iblis Allah'a inanıyor, kendisini Allah'ın yarattığına inanıyor, ahirete inanıyor. Hatta ben Allah'tan korkarım diyor. İki tane ayet var bu konuda. İnni ahafullah diyor. Ben Allah'tan çok korkarım diyor. Kafiri de bize yanlış öğrettiler. Yani bu konumuz bu değil ama şunu söyleyebilirim. Bakın bir insan namaz kıldığı halde, ibadetlerini oruç tuttuğu halde, kurban kestiği, hac yaptığı halde, bakın müşrik olabilir, kafir de olabilir. Kur'an'a göre konuşuyorum. Öyle uydurulmuş dinden değil. Gerçek dinden konuşuyorum. Allah'ın dediğinden konuşuyorum. Kafir olabilir. Adam beş vakit namaz kılar ama kafir olabilir. Nasıl kafir olur? Bakın kafirin kelime anlamı, hakikati örten, gizleyen demektir. Biraz sonra zaten ayet okuyacağım inşallah. Hakikat nedir? Allah'ın ayetidir. Allah'ın ayetini gizleyenlere Allah kafir diyor. Peki bu tanıma göre Allah'ın ayetini gizlemeyen kaç hoca tanıyorsunuz? Allah'ın ayetini yokmuş gibi davranan yahut Allah'ın ayetini insanlardan gizleyen bilerek veya bilmeyerek ama ben hocaların çoğunun bilmeden Allah'ın ayetlerini gizlediğine inananlardanım. Bilerek değil, çoğu bilmeyerek yapıyor bu işi. Mesela çıkmışım, ismini söyleyeyim. İnternette düştü önüme. Yusuf Kavaklı olacak. Soyadı Kavaklı da Yusuf Kavaklı olacak. Emekli vaizlerden birisi, İstanbul vaizlerinden birisi. Sunucu bir bayanına diyor ki, özel durumda olan kadınlar
oruç tutamazlar mı diyor. Bakın şimdi verdiği cevaba. Ki bu hoca yıllarca TRT'de bile televizyonlarda çıkmış programla dini programları yapan birisi. Ve emekli olmuş, düşünün, yıllarca kürsülerden insanlara İstanbul gibi bir yerde din anlatmış birisi. Yani bu kadar meşhur olanlar böyleyse ötekileri varın siz hesap edin. Şunu söylüyor. Özel durumda olan bir kadın diyor, bakın, oruca başlasa, iftara 5 dakika kala diyor, efendim adet olsa orucu bozulur diyor. Sunucu da diyor ki o bayan ona, hocam diyor bu konuda ayet var mı diyor, ayet olmasına gerek yok ki diyor. Önce ayet var diyor da sonra ayeti de o ayet olmadığı herhalde aklına geliyor. Alimler diyerek devam ediyor. Ne yaptı bu şimdi? Ne yaptı? Hüküm verme yetkisi, yani Ela inil hukmu illa lillah, Yusuf suresi 40, Keyf suresi 26'da da var benzeri. Yani din adına kural koyma yetkisi, bakın, sadece ve sadece Allah'a aittir. Hatta din konusunda görüş ayrılığına düşerseniz onu Kur'an'a götürün diyen ayet var. Yine Şura suresi 10. ayet. Bu hocalar Kur'an'dan konuşmuyorlar ki. Şimdi kafasından konuşuyor. Ya da ulema ne demiş ona bakıyor. Allah ne demişle işleri yok. Allah adına yalan konuşuyor. Halbuki orucu bozan şeyleri Allah belirtmiyor mu? Belirtiyor. Bakara suresi 187'de. Ne diyor? Fecre kadar yiyin için. Yani şafak sökene kadar, sabah namazı vakti girene kadar yiyin için. Hatta karı koca ilişkisinde size serbest bıraktım diyor Allah Ramazan gecelerinde. 3 tane çizgi, cinsellik, yeme içme. Bu kadar. Ay hali gören kadının orucu niye bozuluyor? İftara hem de 5 dakika kala. Söyle bakalım hoca efendi. Hangi ayet? Ayet yok. Ama dinimizde böyle. Peki senin dinin hangi din? Allah'ın dini ise Allah'ın kitabından konuşman lazım. Sen kafana göre hüküm veriyorsun. Sen vermiyorsan, alimler böyle demişi pazarlıyorsan fark etmiyor ki. Alimi kendine Rab edinmiş oluyorsun. Tövbe suresi 31. ayette Allah-u Teala öyle diyor. Yahudi ve Hristiyanlar din adamlarını Allah'la beraber Rab edindi. Tıpkı Allah gibi Allah'ın yanına koydular. Din adamlarını Rab edindiler. Din adamını nasıl edinmek, nasıl olur Rab edinmek? Allah'ın dediğini de kabul ediyor. Bazen Allah'ın dediğine göre davranıyor. Bazen Allah'ın dediğinin tersini de dese falan, hoca böyle dedi, ben ona inanıyorum dedi ya. Bitti, onu Allah yerine koydu, Rab edindi. Bu kadar hassas. Bu adam namaz kılsa ne olur? Zaten camiler ardına kadar böyle tiplerle dolu. Allah'ın ayetini kabul etmiyor ki adam. Kur'an'a bakmayın siz öpüp başına koyduğuna. Bakmayın abdestsiz bir elini sürmediğine. Ayete inandığı falan yok adamın. Ayetin ne dediğine zaten haberi yok ki. Siz dini bir konuda ayet okuyorsunuz. Kabul etmiyor adam. Kabul etmiyor. Alimler deyip kestirip atıyor. Bu adamın Rabbi alimlerdir işte. Allah'ın ayetine rağmen. Mesela fecir saati ya da imsak. Yani sahur vaktinin bitmesi ne imsak deniyor. Orucun başlamasına imsak. Artık orucun başladığını bildiriyor. Yani sabah namazıyla oruç başlıyor, akşam namazına kadar devam ediyor. Şimdi peki sabah namazının vaktini kim belirler? Din adına hüküm verme yetkisi Allah'a ait olduğuna göre elbette ki Allah belirleyecek. Peygamberlere bile bu yetki vermedi. Bakın, din adına o peygamber bir şeyler uyduruk bir şeyler söylemeye kalkarsa onun şah damarını koparırım diyor Allah. Bunu hemen hemen her sohbetimizde bu ayeti dile getiriyoruz bakın. Peygamber bile din adına kural koyamazken bunu hayatıyla öder diyor yani. Şimdi ulema diyor şey, biliyorsunuz zifiri karanlıkta sabah ezanı okunuyor. Millet de sabah namazını kılıyor. Peki mahşer gününde Allah o kuluna dese ki, ey kulum sen Ramazan ayında, özellikle o mübarek ayda sabah namazlarını niye 50 dakika evvel kıldın hep? Sabah namazı diye niyet ettin ama sabah namazına 50 dakika var diye kulum. Niye vakit girmeden kıldın? Ya Rabbi, ne bileyim ben, camilerde okundu, ben de kıldım mı diyeceksin. Hadi diyelim diye dedim diyelim. Allah sana demeyecek mi? Ey kulum, ben sana camideki hocaya mı uy dedim yoksa Kur'an'a mı uy dedim? Değil mi? Zuhruf 44'te Allah ne diyor?
Ve innehu lezikrün leke ve lekavmike ve sevfetü selum. Bu Kur'an ey Muhammed sana da öğüt, senin ümmetine de bir öğüt ve bundan sorguya çekileceksiniz. Keza Araf suresi 3. ayette de var. İttebi'u ma unzile ileyküm min rabbiküm ve la tettebi'u min dunihi evliyaya galilen ma tezekkerun. Rabbinizden size indirilen kitaba uyun. Sakın evliya diye, büyük veli diye, bilmem ne diye birilerinin peşi sıra da gitme. Aklını kullanmayacak mısın diyor Allah. Peki sana Allah bunu dediğinde ne diyeceksin? Şimdi değerli dostlar bakın sabah namazının hangi vakitte oluştuğunu Allahu Teala Bakara suresi 187'de hatta bir de İsra suresi 78'de adeta fotoğrafını çekerek gözümüzün önüne nakşediyor. Öyle tasvir ediyor ki, öyle harika tasvir ediyor ki. Zaten bakın vekulu veşrebu hatta yetebeyen lekumul haytul ebyazu minel haytul esvedi minel fecr diyor ya. Yani siyah iplik beyaz iplikten yani aslında gecenin karanlığı gündüzün aydınlığından seçilinceye kadar yahut da gökle yeryüzü birbirinden beyaz bir çizgiyle, bir kızıllıkla ayrıldığını gözünüzle görünceye kadar yiyin için diyor aslında ona bile gerek yok biliyor musunuz? Şöyle deseydi ve külü veşrebu hatta yetebeyyene lekümül fecr deseydi yine yeterli olurdu. Ne olurdu o zaman ayetin manası? Ta fecre kadar yiyin için. Fecir ne demek? Arapça bir kelime. Arapların hepsi biliyor. Fecir ki Diyanet de zaten bakın nasıl tarif ediyor tüm ulema. Fecir iki nokta üst üste. Sabah namazının ismidir. Sabah namazının vaktinin girdiğini belirtir. Efendim tan yerinin ağarması, şafak sökmesi demektir. Peki ezanlar niye şafak sökmeden okunuyor? Niye bu ayete karşı körlük yapıyorsunuz? Niye bu ayete karşı kafirlik yapıyorsunuz? Ayeti görmezden gelen Allah kafir diyor. Hakikatin üzerine örtenlere, Allah'ın ayetini gizleyenlere Allah hem lanet ediyor hem de onların kafir olduğunu söylüyor. Ne olacak şimdi? Yani peşinden namaz kıldığınız hoca Bakara suresinin 187. ayetine inanmıyor. Alimler böyle, ya Allah böyle diyor. Yani Allah bir şey diyor, alimler de bir şey diyor. Senin mantığına göre, yani hocaların çoğunun mantığına göre. O şimdi ikisinden birini seçecek ya Allah'ın dediğini değil, alimlerin dediğini seçiyor. Peki bu adamın Rabbi kim oldu? Kim oldu Allah aşkına? Sizin Rabbiniz kim? Rabbimiz Allah'tır diyorsanız, ha Allah bu konuda ayet gönderdiyse, amenna ve settekna demekten başka bir çareniz var mı? Yok ama siz öyle demiyorsunuz ki. Ya ayeti boş ver ayeti alimler ne demişe bakalım diyorsan sabaha kadar da namaz kılsan efendim orucunu hiç açmadan tutsan iftar sahur bile yapmadan tutsan hiçbiri kabul olmaz. Çünkü ayete inanmamış oluyorsun. Ayete karşı körlük yapmış oluyorsun. Ayeti gizlemiş oluyorsun. Ayete iman etmiş etmemiş oluyorsun. İblisten farkın kalmıyor. Evet, bizden söylemesi. Kıymetli dostlar, şimdi zaten bu akşamki konumuz Allah adına yalan söyleyen hocalar. Şimdi bir iki ayet zikrederek geçelim konumuza kıymetli dostlar. Bakara suresi 159'u açarsanız sevinirim. 25. sayfayı, pardon 174'ü açmışım onu da açacağız da. 23. sayfada 159. ayeti okuyacağız. Bakara suresinin. Şöyle buyuruyor Rabbimiz. Estağfirullah. İnnellezine o kimseler ki yektumune ma enzelna bizim indirdiğimizi gizliyorlar. İnel beyinati vel huda. O hidayeti. Hidayet neydi? Kur'an biliyorsunuz. Kur'an bir hüdadır. İnsanlara indirdiğimiz, o apaçık indirdiğimiz hüdayı, hidayet kaynağını insanlardan gizliyorlar.
min ba'di ma beyyennâhu linnâsi fil kitâb. Biz insanlara kitapta bunu apaçık beyan ettikten sonra. Toplayarak biraz dağınık verdim. İndirdiğimiz apaçık ayetleri, hidayeti biz insanlara bildirdikten, gösterdikten, açıkladıktan sonra onu gizleyenler var ya, bu ayetleri gizleyenler var ya, bakın, ulaike, işte o Allah'ın ayetlerini gizleyenler, yel'anuhumullahu, Allah'ın laneti onların üzerine olsun, ve yel'anuhumul lainun, tüm lanet etme gücüne, kudretine sahip olanların da laneti onların üzerine olsun. Ya Allah aşkına, şundan daha ağır bir beddua olabilir mi? Ya Allah'ın laneti ve lanet etme konumunda olan, işte meleklerin diyelim, Allah'ın ve meleklerin laneti Allah'ın ayetlerini gizleyenlerin üzerine olsun diyor Allah-u Teala. Bakın bu kadar ağır bir vebal. Sonra bakın bunu bir benzeri ayet, aynı surenin 174. ayetinde var kıymetli dostlar. Bakın. Orada da şöyle diyor Allah-u Teala, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ, yine aynı şekilde, مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ, Allah kitapta apaçık insanlara ayetlerini beyan ettikten sonra onu gizleyenler var ya, onlar bakın, وَيَشْتَرُونَ بِه۪ي سَمَنًا قَل۪يلًا, onlar az bir menfaat karşılığında Allah'ın ayetlerini satanlardır. Bakın menfaat, menfaati uğruna ayetlerini, Allah'ın ayetlerini gizleyenlerdir onlar. Ulaike, işte onlar, bakın yani dünya menfaati uğruna. Şimdi dünya menfaati nasıl olur? Para karşılığında adam, ayet öyle diyormuş, çarpıtarak, öyle değil de çarpıtarak tersini söyleyebilir. Veyahut bazı hocalar, bazı müftüler, ilahiyatçılar görevinden atılabilirim korkusuyla ayeti gizleyebilir. Fark etmiyor. Ki böyleleri de çok. Zor durumda adam, atılırım diyor, ne lazım? Ne yapıyor? Allah'ın ayetini ketme diyor. Gizliyor. Menfaat uğruna. Peki, bu elde ettikleri menfaatin durumundan bahsedecek şimdi Allah-u Teala. Bakın ne diyor. Ulaike, işte bunlar Allah'ın ayetini gizleyip de, bakın menfaat elde edenler var ya, مَا يَكُلُونَ ف۪ي بُتُونِهِمْ اِلَّا النَّارِ, onlar aslında karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Onların o menfaatle elde ettikleri var ya, o kazançla yedikleri aslında ateştir. Ateş yiyorlar. Ve la yukellimuhumullahu yevmel kıyameti, bu kadarla bitmiyor bakın. Allah onlarla konuşmayacak. Bakın ve la yukellimuhumullahu, Allah onlarla konuşmayacak. Ne zaman? Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Ve la yuzekkihim, ve onları tezkiye etmeyecek. Onları arındırmayacak. Günahlardan arındırmayacak. Onlarla konuşmayacak. Ve lehum azabun elimin, onlara acıklı bir elem vereceği, acıklı bir azapta bulunacak. Düşünün, onlarla konuşmayacak. Düşünün ki yalvarıyor şimdi, Rabbim ne olur beni bağışla. Bana acı, beni şu cehenneme atma diye yalvarıyor. Allah tarafından ona bildiriliyor ki Allah seninle konuşmuyor. Niye? Çünkü sen Allah'ı konuşturmadın ki. Allah'ın konuştukları burada. Allah'ın konuşmaları bu kitapta işte. Sen bunu konuşturmadın ki. Sen Allah'ı konuşturmadın ki. Sen Allah'ı dinlemedin ki Allah da seni dinlese. Dinledin mi? Yok. Allah ayet göndermişti. Sen ayeti kabul etmedin ki şimdi senin konuşmalarını da Allah dinlese. İşte ayetin devamında söylüyor Allah. Bakara 159'un peşinden gelen ayette de var. Ama diyor Allah, kim tövbe eder de, nasıl tövbe edecek? Ya Rabbi beni bağışla diyerek değil. Ey insanlar diyecek. Bakın ey insanlar.
ben vaktiyle şu konuda şöyle şöyle vaazlar vermiştim, şöyle şöyle açıklamalarda bulunmuştum, yanlış yapmışım. Hakkınızı bana helal edin, özür diliyorum. Doğrusu budur deyip doğruyu ortaya koyarsa ancak o zaman Allah'ı bağışlayıcı bulur diyor Allah. Yani verdiği zararı telafi ederse demektir bu. Şimdi değerli dostlar bir ayet de okuyalım. Ondan sonra bakın şöyle örnekler vereceğiz. Çok sayıda örneğimiz var. Allah adına yalan söyleyen hocalarla alakalı çok örnekler sayacağım bakalım. Siz de bakalım buna şahit olacaksınız zaten. Son olarak şu ayeti okuyalım. Allah-u Teala buyuruyor ki Araf suresinin 37. ayetinde 153. sayfa meali olanlar için söylüyorum. Femen azlamu mimmen iftara alallahi keziben. Kim daha zalimdir Allah'a iftira ederek yalan düzenden? Söylediği yalanları Allah'a fatura edenden daha zalim kim olabilir ki diyor Allah. Ev kezzebe bi ayati yahut da Allah'ın ayetini yalan sayandan daha zalim kim olabilir ki? Yani dünyada en zalim olanlar kimlermiş? Bir yalanı Allah'a mal edenler. Allah öyle bir şey demediği halde din adına konuşurken Allah'ın demediğini dinde yok olanı varmış gibi pazarlayanlar. Kimmiş bunlar? En zalim insanlar bunlarmış. Bakın, femen azlamu mimmen iftara alallahi keziben el kezzebe bi ayati. Bir yalanı, uydurma bir sözü Allah'a mal eden, Allah'ın dininde olmadığı halde varmış gibi pazarlayan, Allah öyle bir şey demediği halde Allah böyle buyurdu veya dinde bu vardır diyenden daha zalim kimse yoktur diyor Allah. En zalim insanlar bunlardır. Ve ben hep söylüyorum, Allah'a en çok iftira edenler hep hocalardır. Niye? Çünkü din adına onlar konuşuyorlar. Dinden daha çok onlar bahsediyorlar ama anlattıkları din Kur'an'a dayanmadığı için yalanları Allah demiş gibi pazarlıyor. Şimdi örnekler vereceğim, somut örnekler değerli dostlar. Bakın şimdi önce Ramazan'la alakalı birkaç örnek sayayım. Allah'ın dinine 61 gün oruç kefareti ekleyerek Allah'a iftira ettiler hocalar. Bakın yaptıkları iftiralardan birisi bu. Allah'ın dinine 61 gün oruç kefareti ekleyerek Allah'a iftira ettiler. Allah'ın böyle bir hükmü yok. Dinimizde oruç bozmanın, bile bile bozmanın cezası 61 gün kefarettir dediler. Bunu diyenler ne yapmış oluyor? Allah'a iftira etmiş oluyorlar. Çünkü Allah öyle bir şey demiyor. Bir yalanı Allah'a mal ediyorlar. Değil mi? Allah'ın dinine mal etmek Allah'a mal etmektir. Dinde bu var demek olmayan bir şeye Allah'a iftira etmektir. Allah'ın dinine iftira etmektir. Dolayısıyla Allah'a iftira etmektir. Bir başka örnek vereyim. Oruçtan sorumlu olmayan yaşlı, yatalak hastalar için oruç fidyesi adı altında her gün için bir fitre vermesi gerekir diyerek yine Allah'a hocaların pek çoğu iftira ettiler. Çevrenizde vardır. Anneniz, dedeniz, nineniz, teyzeniz, halanız. Gücü yetmiyor. Yaşlanmış, yatalak. Yoğun bakımda belki. Yani son günlerini yaşıyor. Ne diyor şimdi hocalar? Sen diyorlar bunun fitresini vereceksin. Bu sene 29 gün. Hadi bir fitreden kurtardın, 30'dan kurtardın. 70'er liradan 30 olsaydı 2100 lira yapıyordu. 29 olduğu için 2030 lira yapıyor. Ver bu parayı dediler. Bu ne? Öyle dinimizde dediler. Peki dinimizde var mı böyle bir şey? Yani Kur'an'da böyle bir şey var mı? Yok. Allah tam tersini söylüyor. Estağfurullah böyle. La yükellifullahu nefsen illa bişaha. Allah kuluna gücünün yetmediği bir sorumluluk yüklemez. Gücü yetmiyor. Sağlığı yerinde değil ki. İlaç kullanıyor, günde 10 tane hap yutuyor. Siz ne yapıyorsunuz? Buna adeta ceza yazar gibi
Her gün için 70 lira vereceksin. Dercesine Allah'ın demediğini demiş gibi yapıp Allah'a iftira ediyorsunuz. Hocaların çoğu bunu savunuyor. Dolayısıyla bunu savunanlar Allah'a iftira etmiş oluyorlar. Bir başka değerli dostlar, Allah'a bir başka iftira. Diyorlar ki, hayız halindeki kadınlar oruç tutamaz, namaz kılamaz, Kur'an'a el süremez, camiye giremez, Kabe'yi tavaf edemez diyorlar. Böyle diyerek ne yapmış oluyorlar? Allah'a iftira ediyorlar. Çünkü Allah öyle bir şey söylemiyor. Allah'ın söylemediğini söylemiş gibi yapıyorlar. Zaten bir insanın bile söylemediğini söyledi diye anlatırsanız o kişiye iftira etmiş olursunuz. O kişi öyle bir şey dememişse. Allah öyle bir şey demiyor. Siz Allah demiş gibi yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki hayız gören, regil dönemindeki ya da işte hayız halindeki özel durumdaki kadınlar oruç tutamaz, namaz kılamaz, Kur'an'a el süremez, camiye giremez, Kabe'yi tavaf edemez diye sıralıyorsunuz habire. Her şeyden önce bir, Allah'a iftira etmiş oluyorsunuz. İki, hüküm koyuyorsunuz. Kendinizi Allah'ın yerine koymuş oluyorsunuz. Bir anlamda ilahlık taslamış oluyorsunuz. Çünkü peygamber bile hüküm verme yetkisine sahip değilken siz hüküm veriyorsunuz. Allah'ın yasaklamadığını, haram kılmadığını siz haram kılıyorsunuz. Ya peygambere bile böyle bir yetki verilmemişken siz ne haddinize de haram helal tayin etmeye kalkıyorsunuz. Allah-u Teala'nın bu konuyu çokça işledik. Bakın hayız durumundaki kadınlarla alakalı Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 222. ayette koyduğu biricik yasak var. Tek bir tane yasak var. O da o yasak da kadınlara değil erkeklere diyor ki kadınlar hayız halindeyken onlara cinsel amaçla yaklaşmayın temizleninceye kadar. Bu kadar. Başka hiçbir yasak yok. Ama hocalar ne yapıyorlar? Allah adına yalan söylüyorlar. Diyorlar ki hayız halindeki kadın namaz da kılamaz, oruç da tutamaz, Kabe'ye tavaf edemez, Kur'an'a el süremez, camiye giremez. Hatta bazılarından duyuyoruz yemek bile yaptırmıyorlarmış. Herhalde Yahudileşmişler. Yahudilerde var bu. Onun pişirdiğini yemez Yahudiler. Hayız halindeyken. Yıkadığını giymez. Hatta odaya bile sokmazlar. Ayrı bir odada yatırırlar. Bizimkiler de onlardan aşağı kalmamışlar yani. Evet, bir iftira da bu. Yani bunlar güncel, Ramazan oruçla alakalı. Başka bir şey daha söyleyeyim. Bakın bu saydıklarımı ve sayacaklarımı bir bakın. Yani acaba gerçekten ben mi doğru söylüyorum yoksa yani hakikatleri gizliyor muyum? Yine Allah-u Teala Bakara suresi 184. ayette oruç tutanlar fitre versin diyor. Ayet şöyle. Estağfirullah. Ve alellezine yutigunehu fidyetun ta'amu miskin. Oruca gücü yetenler, yani orucunu tutanlar bir yoksulu doyuracak fitre versin. Şimdi bakın burada iki türlü iftira ediyorlar. Allah'ın demediğini ekliyorlar. Bir, ne diyorlar? Evde kaç nüfus varsa hepsini fitresi vereceksiniz diyorlar. Bebeklerin, çocukların onu da vereceksin diyor. Hatta diyor Ramazan'ın son günü, hatta bayram sabahı çocuğunuz, hanımınız doğum yapsa onun fitresini de vereceksiniz diyorlar. Peki Allah böyle bir şey diyor mu? Yok. Bak dikkat edin ayete. وَاَلَلَّذ۪ينَ يُت۪يغُونَهُ Oruca gücü yetenler. Yani orucunu tutanlar fitre versin diyor Allah. Yani oruç tutma çağına gelmemiş. Yükümlülük çağında değil. Küçük çocuk. 8 yaşında, 10 yaşında. Bülüğ çağına ermemiş. Oruç tutmuyorsa o çocuğun fitresi diye bir şey yok. Tutanlar diyor Allah. Bakın tutanlar verecek. Tutmayanlar değil, tutanlar. Dolayısıyla küçük çocuklar için fitre diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de asla geçmez. Ama hocalara göre bunlar var.
Niye? Çünkü onlar Kur'ansız bir dini anlatıyorlar insanlara. Onlar Allah'ın demediğini demiş gibi pazarlıyorlar. Allah'a iftira ediyorlar. İnsanlar da sanıyor ki Allah bunu emrediyor. Zannediyor hocalar böyle söyleyince. Birincisi bu fitreyle alakalı. İkinci hatayı da şöyle yapıyorlar bakın. Fitreyle alakalı. Diyorlar ki yediğinin içtiğinin ortalamasından verecek diyorlar. Bir ikinci iftira daha. Yediğinin içtiğinin ortalaması, o öyle bir tabir o ayette geçmiyor. Ramazan orucuyla alakalı veya fitreyle alakalı bir şey bahiste böyle bir şey geçmez. Yemin bozma kefaretinde geçiyor o yediğinizin, o içtiğinizin ortalaması tabiri, ifadesi. Yemin kefaretiyle alakalı bir ifadedir. Kesinlikle oruç fitresiyle alakası yoktur. Bunu da Allah demiş gibi. Böyle söylüyorlar, siz de sanıyorsunuz Allah böyle dedi. Dolayısıyla bunu söyleyen hoca ne yapmış oluyor? Allah'a iftira etmiş oluyor. Allah'ın demediğini demiş gibi yapıyor. Sonra sabah namazını sohbetin başında dediğim gibi efendim gecenin yarısına çeken 50-45-50 dakika okuyan insanlar, hocalar ezanı gökyüzü yıldızlarla doluyken ezan okuduklarında sormak lazım. Allah diyor ki fecre kadar yiyin için. Fecre kadar. Fecir ne demek? Tan yerinin ağarması, şafak sökmesi demek. Ya hocam Allah aşkına gökyüzü yıldızlar da dolu. Yani ben hayal mi görüyorum yoksa senin gözlerin mi bozuldu? Hangi şafak söktü? Şafak sökünce zaten yıldızlar kaybolur. Sen ne yapıyorsun ya? Sen namaz oldu diye, ezan niye okunuyor? Vakit oldu. Oldu diye yalan söylüyorsun. Allah adına yalan konuşuyorsun. Ey insanı hayal etsene, haydi sabah namazına diye cemaati çağırıyorsun. Halbuki namaz olmamış, yalan konuşuyorsun. Bakın fecr tan yerinin ağırması demektir. İşte bunu yapanlar ne yapmış oluyor? İnsanlar da sanıyor ki Allah bu vakitte namazı emretti zannediyor. Kalkıp sabah namazı kılıyor. Halbuki o vakitte ancak teheccüd namazı kılınabilir. Çünkü sahur vaktidir. O saatte yemek yenebilir. Efendim, teheccüd namazı kılınabilir. Çünkü şafak sökmemiş daha. Şimdi saymaya devam ediyorum kıymetli dostlar. Bakın namazın kazası olmadığı halde var diyerek Allah'a iftira ettiler. Kim bunlar? Hocalar. Hocaların %90'dan fazlası namazın kazası var diyor değil mi? Nerede var? Hangi kitapta var? Falan alim öyle diyor. Bunca alim yanılıyor. Allah yanılıyor mu? Allah unuttu mu haşa? Allah savaşırken bile namazı kılın. Bir rekat da olsa kılacaksınız diyen Allah, eğer korku varsa yürüyerek bile namaz kılarsınız diyen Allah, su bulamazsan teyemmüm edin diyen Allah, o vakte bağlı bir farzdır size diyen Allah, unuttu mu sonra kılarsınız demeyi de siz Allah'tan daha mı haşa akıllısınız? Yani diyorsunuz ki vaktinde kılmadıysan sonra kılarsınız diyorsunuz. Siz kimsiniz? Allah adına hüküm verme yetkisini size kim verdi? Kul musunuz, ilah mısınız? Hüküm verme yetkisi Allah'a aittir. Bakın oruçla alakalı ayette Allah-u Teala ne diyor? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيزًا اَوَلَا سَفَرٍ Sizden her kim hasta olur veya yolculuğa çıkarsa فَعِدَّتُنْ مِنْ اَيَّامٍ اُقَرْ diyor Bakara Suresi 184'te. Yani hasta ve yolcular tutamadığı günleri başka günlerde tutabilir diyor ama namaz için böyle bir ibare var mı? Kılamadığı namazı başka bir zamanda kılabilir diyen ayet var mı? Kur'an'da yok. Peki siz niye var diyorsunuz? Yani Allah'a iftira etmeye korkmuyor musunuz? Evet, bir başka konu. Bakın, cuma namazı kadın erkek tüm müminlere farz olduğu halde kadınlara farz değildir diyerek hocaların çoğu Allah'a iftira ettiler. Ayeti hatırlayalım. Cuma suresi 9. ayet. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler. Bakın kadın erkek ayrımı yok. Ey iman edenler, müminler.
İzâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'ati, cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman fes'av ilâ zikrillah ve zerul bey'a. Ya alışverişi, işi gücü bırakın, Allah'ı zikretmeye koşun. Kadın erkek ayrımı yok. Kadınlara farz değildir diyor ulema. Peki bunu duyan cemaat nasıl anlıyor? Ha, Allah öyle dedi zannediyor. Kadınlara farz değildir, değildir diye Allah bildiriyor zannediyor. Ve hoca ne yapmış oluyor bu sefer? Allah'a, Allah'ın demediğini söylemiş gibi yapıp iftira ediyor. Yani bir yalanı, yalan bir sözü Allah'ın ağzına yakıştırıyor. Allah'a mal ediyor. Bir başka konu değerli dostlar, kadere iman diye bir şey Kur'an'da hiç geçmediği halde imanın şartı diye eklediler ve böylece Allah adına yalan söylediler. Kur'an-ı Kerim'de kadere iman edin diye bir ayet yok. İman esasları zikredilirken Kur'an'da iki yerde benim hatırladığım, bakın birisi Bakara suresi 177, biri de Nisa 136 olacak. Hadi açıp bakayım hani şey olmasın. Allah-u Teala 5 tane esas sayıyor. Şimdi önce Nisa suresi geldi önüme, orayı bakalım madem. 136 diye hatırlıyorum, inşallah doğrudur. Bakın şimdi, evet doğru hatırlamışım. Arapçasını da okuyalım ki hani beni kafasına göre mana veriyor zannedenler olabilir. Bakın diyor ki Allah-u Teala, ya eyyühellezine amenu, eminu billahi ve rasulihi. Ey iman edenler, Allah'a ve elçisine iman edin. Allah'a ve elçisi derken Allah'a ve Allah'ın sözcüsüne, yani Resulüne anlamı da gelir ama bizim anlamamız gereken Allah'ın kitabına. Çünkü Allah'ın sözünü söyleyene Allah'ın elçisi deniyor. Bugün Kur'an Allah'ın sözünü bize ilettiğine göre Allah'ın elçiliğini şu anda Kur'an yapmış oluyor. Ve Resulihi vel kitabillezi nezele ala Resulihi vel kitabillezi enzele min gabli, ve daha önce indirilen elçilere de kitaplara da iman edin. Bakın şimdi. Ve men yekfur, sakın inkar etmeyin. Bakın kim inkar ederse ya da neyi inkar ederse, bakın burada iman esaslarını sayacak. Billahi Allah'ı ve melaiketihi melekleri ve kütübihi kitapları ve rusulihi ve peygamberleri ve yevmil ahiri ve ahiret gününü. Bakın sayalım. Ne dedi burada? Billahi Allah, Allah'ı ve melaiketi, melekleri ve kütübihi kitapları ve rusulihi peygamberler. Beşincisine vel yevmil ahiri. Bitti. Altıncıyı zikretmiyor Allah. Yok çünkü. Ne diyor sonra? Bakın Allah. Ayet şöyle bitiyor. Fekattalle dalalen be'ida. Kim bunları inkar ederse onlar apaçık bir sapıklığa düşmüş demektir. Bu Bakara, pardon, Nisa suresi 136. Öbürü de bakın Bakara 177 diye hatırlıyorum. İnşallah doğrudur. Doğru hatırlıyorumdur. Evet, bakın şimdi diyor ki Allah-u Teala, Leysel birra en tüvellu vücuhekum gübelel meşrigi vel mağribi, yüzünüzü doğuya batıya çevirmeniz iyilik değildir. Velakinnel birra, esas iyilik velakin şudur, bakın men emene billahi, kim Allah'a gerçekten iman ederse vel yevmil ahiri ve ahiret gününe, bakın Allah'a iman edecek vel yevmil ahiri ve ahiret gününe iman edecek, etti ki 3 vel velaiketi meleklerine, 3 vel kitabi, 4 ve nebiyyin ve nebilerine, yani peygamberlerine. Başka? Ondan sonra amelle alakalı. Ve etul mala ala hubbihi zevil gurba vel yetama vel mesakine. İşte diyor ki mala olan sevgisine rağmen kim Allah rızası için yoksula, yetime malını verirse, işte zekattan filan yani bahsetmiş oluyor. Bakın gördünüz mü? İki ayette de, Bakara 177, Nisa 136, Allah 5 tane iman esası sayıyor. Ama 6. ilave yapıyorlar. Ondan sonra birisi cinayet işleyince de diyorlar ki, canım onun kaderinde öyleymiş,
Zaten diyorlar, Allah kulunu dünyaya yaratmadan önce ruhunu yaratıyor. Ondan sonra dünyaya gönderiyor diyerek Allah'a iftira ediyorlar. Ve cezaevinde cinayetten, tecavüzden, hırsızlıktan, üçkağıttan, fırıldaktan, rüşvetten yatan adamlara da kader mahkumu diyorlar. Yani kaderlerinin mahkumu. Peki kader? Ha, Allah'ın mahkumu. Adamları Allah mahkum etmiş oluyor, haşa. Ya Allah Teala halbuki ne diyor? Dileyen inansın, dileyen inkar etsin. İnsanlar fiillerine tamamen özgürdür. Böyle bir alın yazısı, yazma, çizme diye bir şey yok ki. İnsanlar tertemiz dünyaya gelir. Ondan sonra kendine yaraşır biçimde, bir Müslümana yaraşır biçimde fiillerde, eylemlerde bulunur, cennete gider. Alın yazısı diye bir şey yoktur. Bunu Allah'a iftira ettiler. Bunu yapanlar da biliyorsunuz Emevilerdi. Yezid yaptı ilk. Hazreti Hüseyin'i şehit ettirdi. Ondan sonra onu ben öldürmedim dedi. Onu Allah öldürdü. Çünkü onun kaderine öyle yazmış. Yezid tarafından öldürülecek diye yazmış. Tamam, Allah'ın dediği olmuş diyor. Benim de kaderime yazmış ki Hüseyin'i öldürecek. Tamam, ben de Allah'ın emrini yerine getirmişim. Bana kızmayın diyor Allah aşkına. Ve bugün tüm cemaatler böyle inanıyor, biliyor musunuz? Allah'ın yazdığının dışında hiçbir şey olmaz diyorlar. O zaman cezaevine kimse yatmayın diyorum ben de. Cinayetten, hırsızdan, kapkaçtan, rüşvetten niye cezaevlerini kapatın? Adamların suçu yok o zaman. Allah yaptırıyor madem her şeyi. O zaman mahşer gününde sorguya, suale de gerek yok. Ey kulum, sen şunu niye yaptın, şunu niye yapmadın dediği zaman Allah, o zaman desinler ki ya Rabbi sen ne yazdıysan ben onu oynadım. Bana ne soruyorsun desinler. Değil mi? Mahşer gününe bile gerek yok o zaman. Çünkü insan özgür olmuyor ki o zaman. Allah'ın yazdığını oynuyor. Başka bir şey yapma şansı yoksa. Şayet. Bu Allah'a büyük bir iftiradır. Bakın, iman esasları diye bize işte kadere imanı da aşıladılar. Hatta hayrihi ve şerrihi minallahi teala diye çocukların zihinlerine efendim bunları kazıdılar, nakşettiler. Hayır ve şer Allah'tan gelir dedirdiler. Elbette ayetlerde var. Hayır Allah'tandır diyor Allah. Hayır iyilik demek. İyilik namına ne geliyorsa size başınıza o Allah'tandır. Fakat kötülükler Allah'tan olmaz. Kötülükler kimden olur? Kötülerden olur. Allah kötü değildir ki. Allah'ın hayra rızası vardır. Bizim hep iyi olmamızı ister. Hep önümüzü açmak ister. Başınıza gelen musibetler ya kendinizi hak etmişsinizdir, elinizle bir şeyler yapmışsınızdır. Yahut da bir başkası size yapmıştır. İnsan eliyle oluşur kötülükler. Allah tarafından olmaz. Bu Allah'a iftiradır. İşte hocalar böyle iftira atıyor Allah'a. Bir başka Allah'a iftira türüne örnek verelim. Bakın, mesela nazar değmesi diye bir şey uydurdular. İnsanlar da bu dinde var zannediyor değil mi? İnanmayan yok neredeyse. Koca koca hocalar, işte TRT'de izliyorum bu Kur'an okuma yarışması, yine altyazı falan, yine dinliyoruz yani. Çünkü televizyonda zaten din adına hiçbir kanalda Kur'an'ı anlatan bir kanal yok yani. Allah'ın dediğini anlatan yok. Bir TR8 var işte, bazen Mehmet Okuyan falan çıkıyor işte. Başka yok. Diğer kanallar masal. Oradakiler bile yorum yapıyor. Bakıyorum. Düşünün, bir tanesi mesela Osman Egin. Kendisini de biz vaaz kursunda Antalya'da seminerde tanışmıştık. Birisi o. Adam işte Allah diyor, orada okuyan birisi güzel okursa diyor ki Allah nazardan saklasın diyor. Ya. Müftüleri yetiştiren adam bunlar. Bakın, müftülerin hocası bunlar. Allah nazardan saklar. Nazar ne? Aa, Kur'an'da geçiyor ya. Ya nazar bakış demek, tamam. Yani o ona baktı diye Kur'an'da ayet vardır yani. Ve nazar ayeti diye hepinizin bildiği Kalem suresinin son iki ayeti, 51-52. ayetler olsa gerek, son iki ayet. Şöyle buyuruyor Allah. Es-semâ ve yekâdüllezîne keferû
le yuzligûneke bi ebsârihim lemmâ semû zikre ve yegûlûne innehû le mecnûn ve mâ huve illâ zikrûn lil âlemîn. İki ayet. Bunu nazar ayeti diye satıyorlar. Değerli dostlar. Neymiş? Manasına bakalım değerli dostlar. O kafirler diyor Allah. Yani hakikate karşı körlük yapanlar. Hakikati görmek istemeyenler. Sen Kur'an okurken ya Muhammed gözleriyle seni devirecek gibi bakıyorlardı. Bu nazar ayetiymiş. Gözüyle seni devirecek gibi bakıyorlardı. Burada bakın mecazi bir anlatım var değil mi? Çünkü rahatsız oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki o ayetleri dinleyen insanlar manasını anlıyorlar tabii ki. Ve Müslüman oluyorlar. Müslümanların sayısı günden güne artıyor. Bu hakikate karşı körlük yapmaya şartlanmış olan zihniyet bundan elbette rahatsız olacak. Batı da Kur'an'dan rahatsızdır. Kur'an'ı ellerinden almamız lazım bu Müslümanların demişlerdir ve bugün bin bir parçaya bölmüşlerdir İslam dünyasını. Mezheplerle bölmüşler, tarikatlerle, cemaatlerle, şöyle böyle bölmüşler de bölmüşler. Çünkü Kur'an'a sarılırlarsa bir birlik oluştururlar, biz baş edemeyiz. Paramparça olsunlar, küçücük gruplar olsunlar, ezelim. İşte Mekke müşrikleri de Kur'an'dan rahatsız oluyorlar. Kaşları çatılıyor bakın. Yüzlerinde, gözlerindeki ifadeden, bakıştan anlaşılıyor rahatsız oldukları. Allah da bunu gözüyle seni devirecek gibi bakıyorlardı. Halbuki gözle bir insan devrilir mi? Devrilmez. Bir insana ya iteleyi verirsiniz devirmek için, ya bir yumruk atarsınız değil mi? Ya silahla vurursunuz. Birinin itmesi lazım devrilme. Yahut bir taşa şeye tökezlemesi lazım. Başka türlü devrilmez. Bakarak deviremezsiniz. Biz şeyde dünya kupalarını seyrederdik. Bizim Türkiye futbolda çok geriydi. Çok eskiden beri hepiniz hala geriyiz de. Böyle yabancı oyuncu gelirdi gol atmaya artık kaçarı yok yani. Böyle biz bakardık aval aval da hiçbirini deviremedik. Hiçbiri tökezlemedi yani. Madem nazar vardı da o kadar seyirci bir nazar etseydi de o gol atmaya giden adamı devirselerdi ya. Hiç böyle bir şey oldu mu? Olmadı. Mecazi bir anlatımı alıyorlar. Gözüyle devirecek gibi bakıyorlardı seni. Ya Muhammed diyor Allah. Ve mâ hüve illâ zikrün lil âlemîn. He senin için de mecnun diyorlardı. Karalamak için. Bu Muhammed mecnundur. Yani cinlenmiş diyorlardı. Kafayı yemiş. Bunu ciddiye almayın diyorlardı. İtibarını zedelemek istiyorlardı. Halbuki o Kur'an, o Muhammed'in okuduğu alemlere öğütten başka bir şey değildir diyor Allah. Şimdi gözüyle devirecek gibi bakıyor. Şimdi bizimkiler bunu nasıl anlıyor? Gözüyle sanki Muhammed peygamberi devirmişler gibi anlıyorlar bu ayeti. Nazara inanmayan hoca yok neredeyse. Ya halbuki bizde de vardır. Bakın bir insana çok dikkatli bakarsanız derler ki ya gözüyle adamı yiyecek gibi bakıyordu falan derler. Halbuki gözle adam yenir mi? Mecazi anlatın. Orada da öyle bir durum var. Şimdi nazara inanmayan neredeyse yok. Sanılıyor ki bu dinimizde var. Yani Allah'ın kitabında var. Böylece ne yapıyorlar? Nazar olmaz olur mu diyor hoca. Böylece dine fatura ediyor olmayan bir inanışı ve Allah'a iftira etmiş oluyor. Allah'ın dinine iftira etmek zaten Allah'a iftira etmek demektir. Bir başka aklıma gelen büyü yani sihir. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz sihir diye geçer, büyü diye biz konuşuyoruz. Büyücüler, büyücülük filan diye bahsederiz. Büyü kelimesi zaten Kur'an'da o şekliyle geçmez, sihir olarak geçer. Bakın büyünün hiçbir gerçekliği olmadığı halde bu konuyu Allah-u Teala neredeyse onlarca ayette, yüze yakın ayette büyüden yani sihirden bahsettiği, bunun gerçekliğinin olmadığını anlatan misallerle dolu olduğu halde neredeyse hocaların tamamı büyüye inanıyor ve cemaate de büyüyü anlatıyor. Hatta peygamberimize büyü yapıldığına dair hadisler uydurmuşlar. Bir Yahudi tarafından kadın, bir Yahudi kadın peygambere büyü yapmış bu ya. Peygamberimiz efendim
günlerce aç geziyormuş, yemek yedim zannediyormuş. Yemek yiyormuş, yemedim zannediyormuş. Hatta bazen hanımlarıyla yatıyormuş, yatmadım zannediyormuş. Böyle deli divane dolaşmış diye anlatıyorlar. Halbuki Allah-u Teala bu konuyu Furkan suresinin 6-7-8 oralarda anlatıyor. Bak diyor, o kafirler ne misaller verdi senin hakkında. O hakikati gizleyenler var ya, senin için büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz siz dediler. Muhammed büyülenmiş dedi o kafirler diyor. O zaman peygambere büyü yapıldı diyenler akıllarını başına alsınlar. Bu kafirlerin sözüdür. Eğer siz de buna inanıyorsanız siz de o söze destek vermiş olursunuz. Kafirler söyler ancak bunu. Büyünün hiçbir gerçekliği yoktur. Hani konu uzun. Ben bununla alakalı geçmiş yıllarda bir sohbet yapmıştım ama çok kısaca anlatayım. Şimdi kafanız karışmış olabilir. Bakın, Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde Firavun'un büyücüleriyle Hazreti Musa'nın karşılaşmalarını Allah değişik surelerde anlatıyor. Hatta hepinizin bildiği gibi en sonunda bakın bir düelloya davet ediyor Firavun Hazreti Musa'yı. Milletin gözü önünde Firavun'un büyücüleriyle Hazreti Musa düello yapacaklar. Kim galip gelirse artık onun dediği olacak, isteği olacak, her neyse. Firavun'un büyücüleri hünerini göstermek üzere ellerindeki değnekleri, düşünün bir sahneyi, tiyatro sahnesi gibi gözünüze canlandırın, halk toplanmış karşıda seyrediyorlar. Değneklerini yere koyduklarında değnekleri kıpırdıyor. Olayı en iyi bilen kim? Allahu Teala. Ne buyuruyor? Değnekleri yılan gibi göründü bakanlara. Bakın, seyredenlere o değnekler kıpırdayınca yılan gibi göründü. Bakın yılan falan olmuyor. Olmamış bir şey olmuş gibi görüyorlar. Kıprayan bir çubuğu zaten herkes yılan zanneder. Kıpırdadı. Rivayete göre onun içine civa koymuşlar. Güneş ışığında civa genleşme yaptığı için değneği şöyle kıpırdatıyormuş falan. Önemli değil. Önemli olan Allah'ın orada vermek istediği mesaj. Sıra Musa'ya geldi. Musa'ya dedi ki elindeki değneği at. Musa değneği attı. Gerçek bir ejderha, büyük bir yılan oldu. Ve o büyücülerin değneklerini birer birer yuttu. Bakın, Firavun'un büyücülerinin değneği için ne dedi Allah? Kıpırdayınca yılan gibi göründü. Bakanlar onu yılan zannetti. Ama Musa'nın değneğini Allah diyor ki biz gerçek bir yılana çevirdik. Onların değneklerini de yutuverdi. Bakın gerçek bir yılan oldu. Bir mucize. Firavun'un büyücüleri bakın şimdi değerli dostlar. Çok önemli. Büyünün yani bir algı olduğunu anlayın. Buradan yakalayacağız onu. Firavun'un büyücüleri dediler ki haşa. Bu Musa'nınki büyü falan değil. Bu apaçık bir yılan, gerçek bir yılan. Bu sihir değil. Bizimki sihirdi. Yani sihir ne demek? Kandırmaca. Göz boyama. Olmamış şeyi olmuş gibi gösterdik. Biz hile yaptık. Bizimki hile, kandırmacaydı. Ama haşa, Musa'nınki kandırmaca değil. Gerçek bir yılan. Biz Musa'nın Rabbine iman ettik. Musa'nın peygamberliğine iman ettik. Bakın orada secdeye kapanıyor. Halbuki Firavun onlara ne vaatlerde bulunmuştu. Musa'yı yenerseniz var ya, benim en yakınlarımdan olacaksınız diye onlara neler vaat etmişti. Ama bakın ne yapıyorlar, hakikat karşısında secdeye kapanıyorlar. Bizimki kandırmaca, bakın sihir zaten o demektir. Olmamış bir şeyi olmuş gibi göstermek demektir. Büyünün gerçekliği yoktur. Bunu anlatıyor işte Allah. Olmamış bir şey olmuş gibi göstermek. Bugün büyüye inanmayan hoca yok neredeyse ya. Dinimizde var diyor adam. Dinimizde var demek Allah'a, eğer yoksa dinimizde Allah'a iftira etmiş olmak demektir. Evet, bir başka konuya, hocaların Allah'a attığı iftiralardan başka birisine geçelim bakın değerli dostlar. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde geçmediği halde kabir azabı var diye bir şey uydurup Allah adına yalan söylediler. Bakın Kur'an'ın hiçbir yerinde yok. Tek bir örnek veriyorlar. Mü'min suresi 46. ayeti gösteriyorlar. Açalım bakalım. Mü'min suresi 40. sure.
Değerli dostum, sayfa numarasını söyleyeceğim size. Onun 46. su ayetini delil gösteriyorlar. Diyorlar ki baksana ayette var. Bakacağız şimdi. Evet. Şöyle diyor Allah-u Teala, bakın. Estağfirullah. Sayfa numarası 471, meali olanlar açsınlar. Onun 46. ayetini okuyacağız. En-nâru yu'radûne aleyhâ hudûven ve aşiyyâ. Azap sabah akşam onlara sunulacak. Onlar sabah akşam ateşe sunulacaklar. Devam ediyor ayet. Ve yevme tegum saati, kıyamet gününde, yani o saat gününde, o saat kıyamet saati demektir. Edhulu ehli firavne eşeddel azab. Firavun ve ailesini o büyük azaba atın denilecek. Şimdi bu ayete dayanarak diyorlar ki görmüyor musun bak diyorlar. Demek ki kıyamet azabından önce de bir azap varmış. Bu ayetten böyle anlaşılıyor. Ne dedi Allah? Onları sabah akşam o ateşe sunacağız. Kıyamet koptuğunda da Firavun ve ailesini o ateşin en ağırına sokun denilecek. Demek ki diyorlar bir azap daha var. O da olsa olsa kabirdedir diyorlar. Zanla hareket ediyorlar. Halbuki Allah-u Teala zanla alakalı diyor ki zan gerçeğin yerini tutmaz. Zanın çoğu yalandır. Zanna itibar etmeyin, zandan sakının diyen Kur'an-ı Kerim'de onlarca ayet var. İnsanların çoğu zannın peşi sıra gider diyor. Bir kere itikat konusudur bu. Gaybi bir konudur. Bununla alakalı net, kesin ayetler olmalı ki itikat öyle zanla oluşmaz. Kat'i deliller lazım. Bunların demek ki diyorlar ahiret azabından önce bir azap daha var olduğuna göre bu ayetten anlaşılan öyle kabir azabıdır bu diyorlar. Hayır kardeşim. Hayır. Allah onları, bakın Firavun ailesini dünyada rezil etti. Dünya azabı vardır. Kabir azabı, pardon, bir de ahiret azabı vardır. Burada anlatılan yakın azap dünya azabıdır. Zaten dünya, bakın yakın hayat demektir. Dünyada başımıza gelen sıkıntılar olur. Allah eğer bunu imanla, sabırla karşılarsanız, hepsinin imtihan olduğunu düşünürseniz zaten ahiret mahşerdeki hesabınıza kefaret olacak. Günahlarınıza kefaret olacak. Allah bazen işte sabırla karşılayanların ahiret hesabından onları düşecek. Firavun ailesi rezil rüsvay oldu. Yersiz yurtsuz bir Musa'ya mağlup oldu. Sarayın adamı, kral olan Firavun düşünün. Ayak takımından bile saymadığı Musa karşısında aciz durumlara düştü. Cesedi bile biliyorsunuz şeyde bulundu. Üryan bir şekilde çırılçıplak çöle bırakıldı yani. Allah tarafına hala İngiltere'de bir müzede sergilendiği söylüyor. Bakın bu da bir rezilliktir işte. Yani bir dünya azabıdır. Burada anlatılan bu. Firavun'u diyor Allah ben dünyada yani ahirette de şimdi de azap ettim ahirette de azabın büyüğünü orada görecek diyor. Yani dünyada da azap ettim ona diyor. Kabirde hayat yok ki azap olsun. Bakın ahiret hayatıyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de belki 1000 tane ayet vardır. Değil mi? Cennetten cehennemden bahseden 1000 tane ayet vardır. Ama kabir hayatından bahseden eğer olsaydı kabir hayatı diye bir hayat, kabir azabı diye bir azap, Allah ona bize söylemez miydi? Bir sürü yalan sergileniyor kabir azabı adı altında. Bir sürü duymuşsunuzdur, hikayeler anlatılıyor. Konuyu uzatmaya gerek görmüyorum, o yüzden geçiyorum bu konuyu da. Yani Allah'a iftira ediyorlar. Kabir azabı diye bir azap uydurup Allah adına yalan söylüyor. Bir başka Allah adına yalan hocalar neyi söylüyor bakın. Allah'ın affetmeyeceği tek günah kul hakkıdır diyorlar. Allah adına yalan söylüyorlar. Yani Allah'a iftira ediyorlar. Böyle bir ayet yok Kur'an'da. Allah-u Teala'nın affetmeyeceğim dediği tek günah şirk günahıdır. Onu da Nisa suresi 114 ve 48. 48 ve 114. ayetlerde 116. 48 ve 116. ayetlerden İsa suresinin açık bir şekilde Allah şirk koşanları asla bağışlamam. Bunun dışında kalanları dilersen bağışlarım diyor. Demek ki kul hakkı da bunun dışında kalıyor. Kul hakkı şirkin dışında değil mi? Evet.
Şirk var, affedilmez bir günah. Bir de bunun dışında kalanlar var. Neyi sayarsanız sayın. Hırsızlık, cinayet, ona bile katın. İftira, gıybet işte. Namaz kılmama, oruç tutmama, içki içmeme falan. Tamam, şirkin dışında mı? Dışında. Affedebilirim diyor Allah. Mutlak affedeceğim de demiyor ama dilediğim kimseleri affederim. Ama şirki bağışlamam diyor. Ama bizim hocalar ne yapıyorlar? Şirkten hiç bahsetmiyor. Allah diyor sakın kul hakkıyla gelme karşıma dedi diyorlar. İftira ediyorlar. Allah öyle bir şey demiyor ki. Allah öyle bir şey demiyor. Zaten hep söylemişimdir. Kul hakkına girmeyen neredeyse günah yoktur. Hemen hemen her günahın kul hakkıyla uzaktan veya yakından bağlantısı vardır. Direkt veya dolaylı yönden. Mesela gıybet etmek kul hakkıdır. İftira etmek kul hakkıdır. Yalancı şahitlik kul hakkıdır. Hırsızlık zaten kul hakkıdır. Efendim zekat vermemek bile kul hakkıdır. Çünkü fakirin hakkını gasp etmektir. Ayette Allah ayete göre zekat zenginin malının arasına karışmış olan fakirin hakkı. Dolayısıyla o fakirin hakkını yemiş oluyor zekat vermemekle. İçki içmek kul hakkı. Çünkü çoluk çocuğun rızkını veriyorsun boş yere. Ondan sonra kumar oynamak kul hakkı. Veriyorsan çoluk çocuğun rızkını kul hakkı. Kazanıyorsan karşındaki adamın hakkını aldığın için kul hakkı. Yani kul hakkına girmeyen günah neredeyse yok gibi. Dolayısıyla o zaman hiç kimse cennete gitmez, hiç kimse bağışlanmaz demek gerekir. Halbuki Allah diyor ki şirk dışında kalanları dilediğim kimseler için ben bağışlayacağım ama şirki bağışlamam diyor. Ama hocalar Kur'an'dan habersiz olduğu için çoğu diyorlar ki Allah kul hakkıyla gelme karşıma dedi diyorlar. Allah öyle bir şey demiyor. Dediyse söyle bakalım ha nerede diyor bunu. Değil mi? Göstermen lazım. Evet kıymetli dostlar bir başka yalan. Dediler ki bakın Allah-u Teala altın ve ipeyi yasaklamadığı halde erkeklere haramdır diyerek Allah adına yalan söylediler hocalar. Bakın Allah-u Teala'nın erkekler altın kullanamaz, efendim ipek giyemez diye bir yasağı yok. Kimse kendisi, kimse haşa Allah'lığa soyunmasın. Bakın ayeti buldum ben. İsterseniz siz de açın. 153. sayfa. Şöyle buyuruyor Allah-u Teala. 32. ayet. Araf suresi. 32. Kul. De ki ya Muhammed, ey Nebi. Men harrame. Kim haram kılmış? Kimmiş haram kılan? Neyi? Bakın zînetallâhi lletî ehrace li ibâdihî ve tayyibâti mine rızk. Allah'ın kulları için çıkardığı o süsü, zîneti. Bakın bizzat zînet kelimesi geçiyor burada. Bakın men harrame zînetallâhi. Bakın zîneti Allah'ın kulları için çıkardığı, rızık olarak çıkardığı o temiz yiyecekleri ve süsü, ziyneti kim haram kılmış? Kimmiş haram kılan diyor Allah. Sonra da diyor ki قُلْ هِيَ لِلَّذ۪ينَ اَمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Onlar dünya hayatında mümin kullarım içindir. Bakın halisaten yevmel kıyameti. Kıyamet gününde özel olarak onların olacak zaten. Çünkü diğerlerine zaten herhangi bir rızık verilmeyecek ki ahirette. Ahiret yurdu müminlerin olacak. Dolayısıyla ziynetin en güzelleriyle bezenecekler orada. Billur kaselerden yiyip içecekler. Değil mi? Altın tepsiler. Zaten bakın şu ayet bile onu yalanlıyor. Şimdi geliyor aklıma. Bakın cennet ehli cennet nimetlerinden her yiyip içtiklerinde ya da tattıklarında diyecekler ki biz dünyada da bunun benzerinden tatmıştık diyecekler. Yani demek ki bu dünyada ne varsa ahirette de onun benzerleri ama çok daha kalitelisi var olacak. Burada elma var. Elmanın en lezzetlisi, en güzeli. Kirazın en güzeli. Muzun en güzeli. Ziynetin en kalitelisi, altının. Bu dünyada ne varsa o nimetlerin ahirette en kalitelisi. İçki,
sarhoşluk vermemek şartıyla süt ırmakları, bal ırmakları diyor Allah. Bakın bu bile bir delildir. Burada da zaten Arap suresi 32'de kimmiş haram kılan diyor ziyneti, süsü. Ya Rabbi sen haram kılmadın da Kur'ansız din sunan hocalar, Kur'an'a dayanmayan, Kur'an'ı hiç dikkate almayan hocalar bunu haram kıldılar ya Rabbi. Bir de senin nebine, peygamberine iftira ederek, peygamber böyle buyurdu. Peygamber dedi ki ümmetimin altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helal, erkeklerine haramdır buyurdu. Ya siz ne dediğinizin farkında mısınız? Peygamberin haram helal tayin etme hakkı mı var? Bunu canıyla ödeteceğini söylüyor Allah. Kafasına göre haram helal tayin ederse. Sonra Allah'ın dediğinin tersini peygamber nasıl söyler? Ya siz hiç mi Tahrim suresini okumadınız? Hiç olmasa birinci ayetini okusaydınız ya. Ne diyor orada Allah-u Teala? Estağfirullah. Ya eyyühen nebiyyü, ey nebi, lime tuharrimu ma ehallallahu leke. Allah'ın helal kıldığı bir şeyi sen hanımlarına kızıp da niçin kendini haram ediyorsun? Peygamber sırf kendisi hakkında bile Allah'ın helalini haram kılamaz. Mesela uyumak helal olan bir eylemdir değil mi? Peygamber ben bundan sonra vallahi bir daha uyumayacağım diyemez. Allah buna bile müsaade etmiyor. Bırak kul başkalarına haram tayin etmeyi. Allah'ın helalini yasaklayamaz. E tabi Kur'an'ı bilmeyince her şeyi söylersiniz. Ama unutmayın ki Allah'ın demediğini demiş gibi yaptığınız zaman Allah'a iftira ettiğinizi bilin. Nahl suresi 116. ayette de belirtildiği üzere onu da okuyalım. Bakın daha çok örnekler var ama yeri gelmişken bu ayeti de zikredelim. Allah-u Teala bakın ne diyor? Bak şimdi ilk başta okuduğumuz ayeti hatırlayın. Bakara suresi 159 ve 174'ü hatırlayın. Ne demişti? Allah'ın ayetlerini gizleyenlerin, Allah'ın ve meleklerin laneti ayetlerimi gizleyenlerin üzerine olsun demişti. Hatırladınız mı? Şimdi ne yapıyor bu altın erkeklere haramdır diyenler? Allah'ın ayetini gizlemiş olmuyor mu? Araf suresi 32. ayeti gizlemiş oluyorlar. Bak o ayette ne diyor? Kimmiş ziyneti haram kılan diyor Allah. Allah'ın ayetini gizlemiyor. Bu ayeti söylesenize cemaate. Altın haram falan değil desenize. Diyemezsiniz, demiyorsunuz. Böylece ne yapıyorsunuz? Allah'ın ayetini gizliyorsunuz. Allah'ın ayetini gizleyenlere Allah kafir diyor. Allah'ın ayetini gizlemek demektir kafirlik. Şimdi Nahl suresi 116. ayette de Allah-u Teala bakın ne diyor? Estağfirullah. Ve la tegulu. Bakın sakın demeyin. Lima tusifu esnetukumul kezibe haza halalun ve haza haramun litefteru alallahi'l kezib innellezine yefterune alallahi'l kezibe la yuflihun. Hiçbir bilgiye dayanmadan, ağız alışkanlığı sebebiyle hiç araştırmadan şu haramdır, şu helaldir deyip durmayın. Olur ki Allah'ın haram demediğine haramdır dersiniz. Haramdır dediğine de helaldir dersiniz. Böylece Allah'a iftira etmiş olursunuz. Ama bilin ki Allah'a iftira edenler asla kurtuluşa eremezler. Nahl suresi 116. ayet. Ya Allah'ın helal kıldığı ziyneti siz haram diyorsunuz. Ne olacak haliniz? Asla kurtuluşa eremezler diyor Allah. Bunu yapanlar kim yapıyorsa. Evet kıymetli dostlar. Bir başka Allah adına yalan söyleyen hocalarla alakalı bir başka örnek. Herhalde biz bu hafta bunu bitiremeyeceğiz. Ben aldığım notların yarısını daha sunamadım. Yani inşallah olsun. Haftaya yine devam ederiz. Bunlar çünkü güncel mevzular. Bir başka şey daha bunu da söyleyelim de ondan sonra bırakalım. Bakın Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz el sürülmez diyerek Allah adına yalan söylediler değil mi? Neyi delil gösterdiler? La yemessuhu illel mutahharun ayetini.
Vaka suresi 77. ayeti delil gösterdiler. Halbuki o ayette hiç öyle bir mana yok. Abdest kelimesi bile orada geçmiyor. Orada Allah ayetin sibak siyakına baktığımızda ve diğer surelere, yani Kur'an bütünlüğünde konuyu ele aldığımız zaman şunu görüyoruz. Müşrikler Kur'an'ı alaşağı etmek için, işte demek istediğim gibi siz cinlenmiş bir peygambere uyuyorsunuz. Mecnun, aklı başında yok, delirmiş bu adam. Bu peygamber Muhammed cinlerin emrine girmiş, cinler bunu istila etmiş. Efendim, Allah'ın ayeti diye buna üflüyorlar, bu da geliyor size, ben peygamberim diyor, bu ayetleri Allah gönderdi diye size okuyor, siz de inanıyorsunuz diyorlar. Allah da bu iddialara orada cevap veriyor. لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُتَحَرُونَ Temiz olanlardan başkası ona yaklaşamaz. Yani bakın, dokunamaz değil, yaklaşamaz. Temiz olanlardan var. Abdestsiz olan demiyor. Temiz olanlardan başkası. Peki temiz olanlardan kasıt ne? Melekler. Niye? Çünkü daha başka ayetlerden öğreniyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in aslı levh-i mahfuzda. Allah katında. Levh-i mahfuzda cinler nereden ulaşacak ki cinler ve şeytanlar oradan gelip de ayet alıp peygambere getirsin diye Allah cevap veriyor. Onların ne haddini? Sonra bakın, Kur'an'a dokunmasın demiyor. İstese de dokunamaz. Kaldı ki abdestin nasıl alınacağı yine bu kitapta var. Bırakın siz abdestsiz Kur'an'ı ele almayı, bir Müslüman olmayan gayrimüslime bile Kur'an'ı uzatmanız lazım. İslam'a davet ediyorsunuz. O da diyecek ki size, yahu dininizi bir araştırayım. Nereden öğrenebilirim? Sizin dininizin bir kitabı yok mu? Var. Aha, Allah'ın kitabı. Tamam, ver bir okuyayım dediğinde şunu mu diyeceksiniz? Dur hele, sen hele önce bir abdest al. Ya bırak adam kitabı okusun, Müslüman olup olmayacağına karar versin. Sonra abdestin alınacağını da zaten Maide suresi 6. ayete gelince oradan öğrenip de abdest alacak. Allah tarif ediyor. Abdest alacağınız zaman yüzünüzü, kolunuzu yıkayın, başınızı ve ayağınızı mesedin diyor. Bırak da oradan öğrensin, o kitaptan öğrenecek zaten neyi nasıl yapacağını. Ayrıca bakın, Peygamber Efendimiz komşu ülkelerin devlet başkanlarını İslam'a davet etti ve onlara mektuplar yazdı. Mektupların başında hep Bismillahirrahmanirrahim yazıyordu ve ayetlerle insanlara Allah'ın dinine davet ediyordu. Gönderdiği adamlar Müslüman bile değil, bırakın abdest, ayeti eliyle tutacak sonuçta. Mektup bu, elini alıp da okuyacak. Sonuçta Kur'an ayetleri var o kağıtta. Yani bu adamlar bırakın abdestli olmasını, Müslüman bile değil, peygamber bunu bilmiyor mu? Ya bir sürü saçmalık, nereden bakarsanız bakın. Yani Allah'ın dinine bakın, Allah'ın demediğini sanki Allah demiş gibi yaptılar, Allah'a iftira ettiler. Abdestsiz yapılamayacak bakın tek şey namazdır. Allah unutkan değildir. Allah unutucu değildir. Allah hiçbir an gaflete düşmez, yanılmaz, unutmaz, uyuklamaz, sayıklamaz, yorulmaz. Ayet-el Kürsi'nin manalarından birisi bazı ayetlerinin. Bakın Allah-u Teala ne dedi? Biraz önceki okuduğum Maide suresi 6. ayette. Buyuruyor ki, يَا اَلَّذِنَ اَمِنُوا Ey müminler! اِذَا قُمْتُمْ اِلَى السَّلَاتِ Namaz kılacağınız zaman diyerek başlıyor. فَاسِلُوا بِجْرَيَكُمْ وَيَدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ Namaz kılacağınız zaman abdest alın. Peki Allah niye demedi Kur'an okuyacağın zaman da abdest alın dedi mi? Demedi. Başka bir şey için abdest emretti mi Allah? Hayır, sadece namaz için. Peki siz niye ve niçin Kur'an'a abdestsiz ele alınmaz diyorsunuz? Allah'ın demediğini demiş gibi pazarlıyorsunuz. Allah'a iftira etmekten korkmuyor musunuz? Ama korkmuyorlar maalesef. Korkmuyorlar. Gaflet içerisinde olduklarının bile farkında değiller. Değerli dostlar. Böylece bitirelim. Ben buraya bir nokta koyayım şuraya. Haftaya inşallah. Çünkü bir hayli ilerlemiş, 1,5 saate yaklaşmış. Sizi bıktırmak istemiyoruz. Haftaya Rabbim nasip ederse yine karşınızda oluruz inşallah. Yüce Rabbim
bu Ramazan ayı boyunca yaptığımız tüm ibadetlerimizi, oruçlarımızı, iftarlarımızı, sahurlarımızı, mukabelelerimizi, sadakalarımızı, fitrelerimizi, dualarımızı kabul eylesin, günahlarımızı affe, mağfiret eylesin. Bizlere bu mübarek ayı sağlıklı bir şekilde eda edebilmeyi nasip eylesin. Bu mübarek Ramazan ayının bizler için ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak hastalarımıza, hastalıklarımıza şifalar versin. Günahlarımızı affe, mağfiret eylesin. Geçmişlerimize rahmet eylesin. Ülkemizi, ordumuzu, yurdumuzu, milletimizi, memleketimizi daima korusun. Tuzak kurmak isteyen, fitne fesat çıkartmak isteyen vatan hainlerine fırsat vermesin. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı sahurlar, hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sohbetimizi paylaşırsanız size teşekkür ederim, memnun olurum. Hepinize hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlar.